Teşekkürler, sağ olun. Şeker ve diyabet hastalığı çok önemli bir rahatsızlık değil mi? Evet. Çok ince bir rahatsızlık. Bundan bahsedeceğiz bugün ve bitkisel tedaviyle nasıl tedavi edilebilir bu rahatsızlıklar veya edilebilir mi? Edilebilir, bunlardan evet. bahsedeceğiz. Evet, maalesef günümüzde şeker hastalığı çok hızla yayılıyor. Hı hı. Çocuklarda bile görülüyor artık. Çocuklarda bile. Türkiye'de 15 bin çocuk tip 1 yani doğuştan veya daha sonradan oluşan şeker hastası. Sürekli insülin vurulması gerekiyor. Takriben 4-5 milyona yakın şeker hastası var. Almanya'da yapılan bir araştırmada 1994 yılında 4 milyon olan şeker hastası Almanya'da şimdi 8 milyonu geçmiş. Yani %100 katlamış. %100. Neden? Çünkü insanlar aşırı kimyasal ilaç kullanıyor. Ve doğal yiyeceklerden uzak kaldı değil mi? Aşırı, evet. Bir, aşırı ilaç kullanmak bağırsakları bozuyor, karaciğer yağlanıyor, pankreas yağlanıyor. İki, aşırı alkol tüketiliyor. Alkol, pankreasta %90 iflasını tetikleyen %90 rol oynar. Ha bu, alkol içmekten kaynaklanabilir veyahut da bağırsaklarında kişinin antibiyotik kullanmaktan dolayı bağırsaklarında mantar yerleşmişse bunlar da en tehlikeli alkol üretir. Bağırsaktaki mantarları üretmiş olduğu alkol nedeniyle de karaciğer yağlanması ve pankreas yağlanması. Pankreas yağlanırsa pankreas dil gibi bir organ. İçerisinde böyle dağınık olarak azacık hücreleri var. Bu azacık hücrelerine beta hücreleri denir. Beta hücreleri insülin salgılar. İnsülin salgılayan beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak çok narin, çok hassas, hafif yağlanmada sıkışırsa yeterince insülin salgılayamaz. Yani pes eder, benden bu kadar yeter artık der. Bu nedenle kişi asla obezite yani kilo çok çok tehlikeli. Evet. Şekeri tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Yani alkol, antibiyotik, kimyasal ilaçlar, bağırsaklara mantar yerleşmesini tetikler, tatlı tetikler. Yani yanlış beslenme. Hindistan'da bugün 50 milyon insan şeker hastası. 50 milyon. Yani bu tempoyla giderse 15 yıl sonra 100 milyona çıkacak şeker hastası. Ve herkes insülin vuruluyor böyle. Türkiye'de de maalesef sanayileşme devri geçti artık. Herkes bilgisayar başında. Burada çalışma yoğunlaştı. Hareket yok. Spor yok. Ne oluyor? Hantallaşıyor. Düzensiz vücut, besleniyoruz. Sağlıksız besleniyor. Sağlıksız yiyor, içiyor, yatıyor, yiyor, içiyor, yatıyoruz. Yürümüyor bile insanlar. Evet. Arabayla iş yerine gidiyor, tramvayla gidiyor. Yürümek bile yok iş yerine. Hareketsizlik, pankreas, vücut yağlıyor. Bu da pankreas yağlaması, pankreasın iflasına. Şeker kullanmak tehlikeli. Hayatımızdan şekeri şekeri sileceksin. Peki, sakarin, aspartam, bunlar da beyinde tümör oluşmasını tetikliyor. Aspartam.com diye bir site var. Aspartam.com. Evet, Amerikalıların hazırlamış olduğu bir site. Tatlandırıcı olarak aspartam veya sakarin kullananların beyinde tümör oluşuyor. Tümör. Çok çok tehlikeli bir şey. Bütün vücudun dengelerini bozuyor. Yani kansere sebep oluyor. Meyveşeli mısırdan elde edilen şeker, nişasta bazlı şeker, çok yüksek oranda fruktoz içeriyor ve doğal olmadığı için bünyemize uymuyor. Pankreas kanserini tetikliyor. Meyveşe de yani nişasta bazlı şeker, mısırdan elde edilen şeker Avrupa'da, Amerika'da yasaklandı. Türkiye'de serbest. Ve çocukların, gençlerin, herkesin yediği çipsle, çikolata, gofret, kek, jelibon her şeyde var. Evet. Abur cubur her şeyde. Peki bu esmer şeker dedikleri iyi midir yani onları kullanmak? O da iyi değil de yani nispeten diğerine göre. Şimdi dünyada stevia şekeri diye bir şeker var. Stevia şekeri. Stevia. Stevia. Türkçesi şeker otu. Ben bununla ilgili birçok program yaptım. Nane gibi bir bitki. Bu Peru'da, Güney Amerika'da, Uruguay'da, Paraguay'da, Brezilya'da buranın yerli kızılderili kabileleri tarafından 4000 yıldır çaylara, çorbalara, yemeklere tatlandırıcı olarak katılan bitki 4000 yıl. 1971 yılından günümüze kadar
Japonya'da da bu hızla üretime katılmıştır. Yani şekerin yerine geçmiş. Hı hı. Artık Japonların %80'i tabii çok yoğun klinik araştırma yaptıktan sonra buna geçtiler. Burada var mı hocam? Evet, bunu biz de bunu Çin'den getirdik. Ama biz otundan getirdik, değil mi? Çin'den getirdik. Tatlandırıcı bu aspartam gibi stevia şekeri .com.tr diye bir bizim sitemiz var. Bunu Çin'den getirdik. Ekstraktı tablet şeker haline getiriliyor. Mesela şöyle bir bardak çaya sadece şöyle küçük bir tablet. Bir tane. Bu şekerden 30 kat daha tatlı. 30 kat daha tatlı? 30 kat daha tatlı ve şeker gibi değil. Kalori sıfır kalori. Glikoz yok. Hem de zararsız yani. Hiçbir yan tesir yok. Şeker gibi tat verir. Fakat ne karaciğere, ne pankreasa, ne de kemik erimesi. Hiçbir yan tesir yok. Bunu böyle bir bardak çaya atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, bitti. Öyle içiyoruz. Küçük hap gibi, yani hap gibi. Hem zararsız hem de çok tatlı, değil mi? 300 tane var. 300 tane. Yani her bardak için bir tane yeterli. Hmm. 300 bardak. 300 bardak. Yani şeker hastaları için artık tatlandırıcı olarak stevia şekeri. Stevia şekeri veya eğer Türkçe şeker otu. Hiçbir yan tesiri yok. Kalori yok. Normal şeker kemiklere detir. Kemiklere zarar yok. Sinire zarar yok. Normal şeker veya mısırdan elde edilen N5'li şeker bağırsaktaki mantarları besler. Bunun öyle bir yan etkisi yok. Hiçbir yan tesiri yok. Tam 1971 yılından bugüne kadar 41 yıldır Japonlar kullanıyor. Çinliler kullanıyor. Türkiye'de de ben bununla ilgili çok program yaptım. 15-20 program yaptım. Artık Türkiye'de de Akdeniz'de, Antalya'da artık ekiliyor. Ekiliyor. Yeni, evet, bitti. Başladı. Üniversite öncülüğünde önümüzdeki yıllarda artık Türkiye'de de stevia şekeri doğal tatlandırıcı olarak her türlü tatlandırıcıya gidecek. Çok büyük bu tatlandırıcı, tatlı meşrubat satan firmalar bu stevia bilinmesin, görülmesin, duyulmasın diye aleyhinde bir propaganda başlattılar yıllar önce. Önce kendileri ürettiler, 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 depoladılar. Şekersiz kolalar vesaire piyasaya çıktı. Ondan sonra ha bu faydalıymış dediler. Çünkü kendileri yeterince stok depoladılar, hazırladılar, her şey bitti. Yani şimdi dediler ki faydalı, faydalı, çok iyi faydalı. Şekersiz denilen şeylerin içerisinde tatlandırıcı olarak stevia var ve hiçbir yan tesiri yok. Şeker hastaları kullanabilir. Hiçbir problem olmaz. Veya böbrek, tansiyon, kolesterol gibi çeşitli rahatsızlığı olan insanlar kullanabilir. Şeker hastası dikkat etmezse damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme şeker hastasında körlüğe sebep olabilir. Körlüğe. Ani duyma kaybına sebep olabilir. Kaybedebilir. Kulak çınlamasına sebep olabilir. Hafıza zafiyetine. Yani beyindeki kan dolaşımını azaltır şeker. Çünkü depolanır. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme kalp damarlarını tıkar şeker. Böbrek yetmezliğini tetikler. Böbrek yetmezliğine yakalanan insanların %30'u şekerden dolayı böbrek yetmezliğine yakalanıyor. Şeker hapı alıyor. Şekerle ilgili böbreğinden rahatsız. Böbrek gidiyor. Allah korusun. Şeker hastaları zamanla cinsellik biter. Çünkü damarlar yağlanır, daralır, sertleşir. Bütün organlardaki damarlar yağlanırsa veya insanın, kişinin sosyal hayatı yavaş yavaş biter. Yani yaşamı biter. Hayattan... Bir de her şeye çok dikkat etmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Hocam bunun fiyatından bahsedelim mi? Yani evet, 20 lira. Bir kutu, 300 tablet, 20 lira. 20 lira. Evet, 20 lira. 300 tane tablet var tablet içerisinde var, değil mi? Evet, evet. Yani 300 bardak çayı da zaten bir kişi ne kadar zamanda içebilecek, değil mi? Dün Mehmet Efendi Fenerbahçe'de oturuyor. Kayseriler Derneği'nin yöneticisi. Şeker hastası. Şekeri 450'den aşağı düşmüyor. Tansiyonu var, kolesterolü var, trigliseridi var. Hap, enzülün iğnesi vurulmak istemiyor. Bana geldi. Biz ona iksir, aloe vera jel, iksir, aloe vera jel, diyabet çayı, enfeksiyon çayı, tansiyon çayı verdik.
6 hafta kullandıktan sonra geldi bana tekrar ziyarete. Allah razı olsun. Hiçbir şeye gerek kalmadı. Diyabet çayı artık dediğiniz hangisi hocam? Özel bir çay burada. Diyabet çayı, iksir, aloe vera jel. 6 hafta kullandıktan sonra insülini artık kullanması gerekiyordu. Ne hapa ne insülin, hiçbir şeye ihtiyaç kalmadı. Hocam bir de sizin bugüne özel bir kampanyanız var. Ben onu da paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Hemen telefonları verelim. 0212 alan koduyla 621-21-65 621-21-65 ve 66. Bugün bu numaraları arayan her izleyicimize ne veriyoruz? Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı veriyoruz. Çay ağacı yağı hocam bana da verdiniz. Nelere iyi geliyor? Ondan hemen kısaca ne var? Çay ağacı yağı, akne. Akne, sivilce izleri. Sivilce izleri, tırnak, ayak parmaklarında oluşan tırnak mantarı. Tırnak mantarı, ayak parmaklar arasında oluşan pişikler. Pişik. Ve bayanlardaki pis kokulu akıntılara karşı kullanılırsa iyileştirir. Normalde 25 TL mi, yanlış mı? Evet, 25 TL değerinde, ama bugün tüm arayan izleyicilerimize bir ürünün yanında ücretsiz olarak geliyor. Evet, çay ağacı yağı değil mi? Evet, hocam fazla zamanımız kalmadı. Hemen öbür konuya da değinmek istiyorum. Alerjiye de bahsedelim şimdi biraz. Bizim sekreter hanım Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Zaten ben sizin en çok bu hikayelerinizi merak ediyorum. Kadıncağız akşam yemek yemedi. Kestane şekeri, lokum, arkasından da canı hanımefendinin boza istedi. Kestane şekeri, lokum ve arkasından boza. O maşallah hep tatlı. Alerjisi vardı zaten hafif. O yarım saat sonra kaşınmaya başladı kadın. Ne oluyor? Hocam beni yetiştir hastane. Neden? Alerjisi. Her tarafı kabardı. Kurdeşen oldu. Kurdeşen oldu. Şimdi kişi dikkat etmezse, zaten bünyesi çok nazik, alerjik bir yapısı varsa. Bu alerji dediğiniz polen alerjisi mi, ne alerjisi hocam? Alerji türleri çok. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen veya kronik ürtiker de denir. Sedef, seborik eksem, bunların hepsinin sebebi bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklanır. İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de çok özel bir enzim, diamine oksidaz. Bu enzim azaldı mı histamin yükselir, bu da alerjiye sebep olur. Zaten hanımefendi çok ilaç kullanmış. Bronşitten, faranjitten, bademcikten vesaire, sinüzitten dolayı geçmişte çok hassas bir bünyesi var. Dedim asla ilaç kullanma. Bizim ürünleri kullandı. Aloe vera jel, iksir, alerji çayı iyileşti. Dedim ki tatlı yiyeceksin, dikkat edeceksin. Tatlı yersen, antibiyotik kullanırsan kötü olur. Aloe vera jel, iksir. Ne kullandı dediniz? Aloe vera jel, iksir ve alerji çayı. Alerji çayı. O hangisi hocam? Alerji çayı. Bu çayları nasıl yapıyorlar hocam kendileri evde? Demleyip de mi yapıyorlar? Şayet 2 yemek kaşığı demliğe konur. Üzerine 1 litre kaynar su gün boyu içilir. Yani kaynatılmıyor değil mi? Çay gibi. Aynı kaynatılmıyor. Kaynatmaya gerek yok. Aynı bildiğimiz çay gibi demlenir. Yani fazla teferruata gerek yok. Normal çay gibi demlenir. Evet. Yani zor yetiştirdik hastaneye, kortizon vesaire iğne yapıldı. Şimdi akıllandı, artık tatlı yemiyor. Şimdi iksir, aloe vera jel ve çaylara 3 ay devam etmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'ne Las Vegas'ta yaşayan Leyla Hanım kurdeşine yakalanmış. Kronik ürtikerden dolayı 4 yıl kortizon iğnesi vurmuşlar. Bu ayağın böyle olmuş, ödem olmuş, vücudu şişmiş balon gibi. Demiş ki doktora, yok mu bunun çaresi? Ben bu kortizondan kurtulmak istiyorum. Hafızası gidiyor yavaş. Unutkanlık başlamış. Hafıza zafiyeti. Hani sesim gibi oluyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını, adresini bile unutuyor kişi. Evet. Kemik erimesi, yüzü şişi, ödem oluşmuş. Doktora demiş ki bir şey yok. Ne olacak? Bilmiyorum demiş. O da internette araştırmış. Dedi ki ya bunun çaresini siz bulmuşsunuz. Doğru mu? Aradı beni. Evet bulduk. Gönderin. Amerika'ya gönderemiyoruz değil mi? Dedi ki ben oraya geleyim, gel. Geldi buraya 6 hafta. %80 iyileşti, giderken de iksir, aloe vera jel ve alerji çayı aldı. Bitti gitti. 2 ayda hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı, ödeme attı. Tabii. Kaç yıl oldu? 2 yıl oldu. Hiçbir rahatsızlığı kalmadı. 2 yıl oldu.
Kurdeşen hastası bizde çok. Hamdolsun kurdeşen veya polen alerjisi. Şimdi mesela polen alerjisinin tam zamanı. Şimdi fındıklar çiçek açmaya başladı mı alerjik rahatsızlığı olanların gözleri kızarır, burunları akar. Agresif olurlar çünkü sürekli burnu akacak, efendim sürekli burnu silecek, burnu yaralı, gözleri kızarır, ufalamaktan gözleri kan çanağı gibi olur. Ben kendim 17 sene alerjiyle uğraştığım için iyi bilirim. Kişi uyuyamaz, kapıyı pencereye kapatır, toz içeri girmesin diye bitki polenleri. Kokuya dayanamazlar, parfüme dayanamazlar. O ayrı, başka alerjinin çok türü var. Çeşit çeşit. Her insanın bünyesi farklı. Besin alerjisi de mesela çok ayrı bir rahatsızlık. Bazıları yumurta yediği zaman, bazıları et yediği zaman rahatsız olur. Evet. Bazıları çilek yediği zaman. Mesela bir hanımefendi Frankfurt'ta yaşıyor. Çilek zamanı ya bir tane deneyim ne olacak diye. O bende de var biliyor musunuz hocam? Bütün vücudum kaşınıyor çilek yediğim zaman. Bir çilek yemiş. Yediğine pişman, hemen hastaneye koymuş. Kadıncağız 14 yıldır yediğine işlerine dikkat ediyor. 14 yıl. Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz. Buranın bütün üniversitelerin kliniklerine gitmiş. Teknikler, taktikler, tahliller vesaire vesaire hiçbir şey yok. Kortizon, 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 başka da bir şey yok. İlaç. Bana geldiğinde problem değil. Kısa sürede hallederiz dedim. Ya nasıl olur? Dedim ki ben kendim yaşadım. Yani ben 17 yıl bunu yaşadım. 17 yıl et yemedim. Uyuz gibi kaşınıyordum et yediği zaman. Ben bunu çektim. Tedavi olmasam panik atak, depresyon bile başlar. Öyle mi? Evet öyle. İyi tamam. Kullandığı bizim ürünleri 3 ay. Şimdi her şeyi rahat rahat yiyebilir. Yani her türlü alerjiden nasıl kurtulur kişi? Bağırsakları tedavi edebilirsen, buradaki mantarı yok edersen. Bağırsakları tedavi ettiğinizde tekrar ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılarsa diamine oksidaz. Şimdi mesela Daosin denen bir hap ürettiler. Domuzdan elde ediliyor. Domuzdan özel bir enzim elde ettiler. Bundan alerjiye karşı ilaç ürettiler. Günde bir tane alıyorsun, o gün rahatlatıyor. Ama domuzdan elde ettiler. Yani, evet, domuzdan. Kullanmaz. Yani biz Müslümanız elhamdülillah. Evet. Yani domuza gerek yok. Burada aloe vera jel var. Aloe vera jel, iksir ve alerji çayı kullandığı zaman kişi en ağır alerji. Alerjinin her türü. Ne olursa olsun. Sadece kişi sabredecek. Kimi 2 ayda, kimi 4 ayda kesin iyileşir. Yani kesinlikle bununla hocam tekrar telefonlarımızı verelim. Ulaşmak evet. isteyenler olacaktır. 0212 alan koduyla 621 21 65 621 21 65 ve 66. Değil mi hocam evet, telefon doğru, numaralarınız? Doğru. Ve bugün yine güzel bir kampanya yaptınız. Ne yaptınız? Bugün bu numaraları arayan herkese ne gönderiyoruz? Çay ağacı. Normalde 25 TL değerindeki çay ağacı yağını gönderiyoruz. Bu da ne işe yarıyor? Akne, sivilce, tırnak mantarları, bayanlarda pis kokulu akıntıları vesaire. Mantar. Ve bunu da herkese gönderiyoruz evet, bugün. Gönderiyor. Hocam zamanımızın sonuna geldik de toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Kimyasal ilaçtan uzak durmak gerekir. Tatlıdan uzak durmak gerekir. Peynirden uzak durmak gerekir. Peynir. Asidoza sebep olur. Asitli ortamda mikroplar hızla yayılır. Şimdi Hindistan'da da hastalığın bu kadar ilerlemesinin sebebi bunlar, yanlış beslenme. İksir, aloe vera jel kişi hasta olmasa da kullanmalıdır. Akşamları yarım fincan içtiği zaman yediği içtiği her şeyi kısa sürede hazmettirir iksir. İksir, aloe vera jel. Yani sağlam, normal, hiçbir rahatsızlığı olmayan bir kişi bile her akşam yatarken bir fincan aloe vera jel içmesi bütün hastalıklara karşı da koruyacak onu. Ben hemen tekrar telefonlarımızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 621 21 65 621 21 65 ve 66 nolu telefonlarımızdan. Bugün bizleri arayan herkese ne yapıyoruz? 25 TL değerindeki çay ağacı yağını gönderiyoruz. Çay ağacımızın yağının faydaları da sivilce, akne, mantarlara karşı değil mi hocam? Buyurun hocam. Saygılar, hürmetler. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere konuk olduğunuz için. Zaten tekrar görüşeceğiz hocam. İnşallah. Sevgili